Gerçekten çok renkli sözü bir insan. Şey söyleyeceğim. Gerçekten. Az önce Sergen Yalçın için dedin ya çok böyle net, evet, düz, evet, bir isim diye. Murat Sancak da benzer bir profil. Yani aklındaki direkt olarak dilinde çok fazla hesap çok, kitap yapmadan. Evet, hesap kitabı olmayan bir futbol Sercan adamı ve gerçekten baktığın zaman bunu söylerken başarılı olma kelimesini de söylemek lazım. Başarılı da bir başkan. Sercan, buyurun. Adana'da izleyicilere şunu sorduk. Orada biliyorsunuz yani önümüze gelen kişilere soruyoruz. Adana Demirspor yıllar aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Ne hissediyorsunuz? Yani biz ne başkanı sorduk, ne başkanla ilgili bir şey söyledik. Yani şöyle söyleyeyim, iki kişiden biri, o yüzden ben de söylemek dile getiriyorlar istedim. Hemen dile getiriyorlar. Hani halkla bütünleşmiş. Orada bir başkan taraftar ilişkisi yok. Orada daha... Vallahi Adana Demir taraftarı soruyor. O gömlek hakikaten çok güzel diyorlar. Sayın Başkan yandınız. Size söyleyeyim. Ben bedenimi söylüyordum, kapandı orada. X-Large giyiyorum. Başkana özel yapılmış dedi Murat Bey. Ama bilmiyorum yani. Şimdi vallahi Adana Demir taraftarı soruyor hakikaten. Tercüman olduğunu diyorlar. Neyse. Başkanın da yolu açık olsun, Adana Demir'in de yolu açık, Montoya'nın yolu açık olsun, Samet Hoca'ya geçmiş olsun. Samimi konuştu. Bu arada kaleci Fatih'i istedik dedi. Arada manşeti unutma. Fatih Hoca bırakmadı dedi. Bırakmadı dedi. Ki Fatih şu an bırakabilecek pozisyonda değil zaten. Değil. Fatih Umut Meraş'ın söylemesi de önemli bir detay tabii, tabii. Bu arada. Rıdvan'ı istedim dedi. O gün bana evet öyle bir durum oldu ama Sergen Hoca ve teknik heyet hiç bırakmaya niyetli bile değildi. Yani o konu açılmadan kapandı. Biz dedi, Karagümrük ikimiz çok iyi transferler yaptık dedi. Beşiktaş dedi değil mi? Tabii, evet. Dört transfer arasında Beşiktaş, Beşiktaş dedi. Başka söyledikleri var mı? Atladığımız bir şey. Aslında Emre, burada Balotelli konusu şimdi çok gündemi meşgul etmişti. Açık açık Samet Hoca, evet Samet, tamam Sayın Başkan tabii ki her şeyi söyledi. Ama bir problem oldu da aşikar. Hayır. Onu da söyledi. Onu da zaten söyledi. Onu da söyledi canım. Ama burada, biraz Balotelli'nin tarafında olduklarını söyledi aslında. Evet aslında yani haklı çünkü dedi ki söyledi. Sayın Başkan çok geriye gelerek topu aldı. Kanatları... 55'te çıkarsa Balotelli tepki gösterir dedi. Burada o... bence ya üzerine bu... konuşmamız gereken konu. Konu bence Türk adamların genel olarak yıldızlarla yaşadığı problemler. Ya bu arada birçoğunda Türk teknik adamlar haklı oluyor. Şimdi açıkçası yapılan dedikodulara... son noktayı koymuş oldu galiba Murat Bey, öyle mi Emre? Evet. Yani direkt olarak söyledi zaten. Yani çok net bir şekilde ifade etti ki bu tip kriz durumlarında o soruyu sormak da zor, cevabı almak da zor oluyor genelde muhatabından. Sayın Başkan çok net bir şekilde, rahat bir şekilde ifade etti kendini. Durumu anlattı yani. Zaten belliydi. Samet Hoca ile Balotelli arasında bir sıkıntı yaşandı. Bunun sebebini söyledi. Samet Hoca ile de ilgili gayet olumlu ifadelerle zaten konuyu kapatmış oldu bence başkan. Zaten bizim de abimiz dedi yani sonuçta. Peki. Var mı başka Skype bağlantısı? Transfer tescil bürosunda hareketlilik var mı? Aradın mı? Peki. Tamam. Devam edelim. Biz Beşiktaş'ta Rıdvan'ı bırakmadı dedi. Rıdvan hakikaten geleceği parlak olan bir oyuncu. Rıdvan geçen sezon sakatlıktan sonra bir düşüş meydana geldi ama bu yıl itibariyle Umut Meraş transferinden sonra Rıdvan da böyle bir kendine gelecektir. Ne oluyoruz diyecektir. Hem Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının Rıdvan'dan beklentileri yüksek. Sezon sonu itibariyle Hesakala ile yollar ayrılır. Artık orada sol bek hem Umut'a hem de Rıdvan'a emanet edilir ki ikisi de birbirini kollayacak iki isim. Meraş da, Umut Meraş da Rıdvan'a abilik yapıp onun eksikliklerini gösterebilecek bir milli oyuncu ki milli takımında sol bek. İkisi birbirine katkı sağlayacaktır ve şimdi orada 3 önemli... oyuncu var değil mi? Hesakala, Umut Meraş, Rıdvan Meraş Yılmaz. Ve Rıdvan. Üçü. Burada acaba işte Rıdvan Şampiyonlar Ligi'ni ve Süper Ligi'ne kadar götürür, birlikte ne kadar hareket ettirir düşüncesiyle Umut Meraş transferi yapıldı ki Umut Meraş transferi de her ne kadar Rıdvan olsa da çok doğru bir transfer. Orada 3-4 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ve ne oldu? Bir şey olmadı. Ahmet Selim. Ahmet... Orada bir manipüle etme çabası. Mesaj mı geldi? Yok, mesaj şey mı yok geldi? Ya. Ben Rıdvan'ın şimdi Umut düzelene kadar 2-3 hafta performansının gelecek maçlar için belirleyici olacağını düşünüyorum. Serhan Türk'ü görelim. Hoş maşallah. Geldin. Maşallah. 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 Abi çok şıksın.
Hakikaten öyle. Sercan, bu arada şimdi Murat Sancak Başkan birazdan beni aradı, biraz önce beni aradı. Sercan X-Tarç diyor ama bizdeki X-Tarç'lar olmaz dedi. X-X-Tarç ona olsun, 3X-Tarç da sana olsun dedi. Bilgin olsun. Serhan abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben zayıfladım, bir small varsa alabilirim. Peki. Serhan Türk, sana göre yaz transfer döneminin transfer şampiyonu, en iyi transferi yapan hangi takım? Tek bir takım. Evet, herkesin de söylediği gibi bu senenin transfer şampiyonu, en iyi transfer yapan takımı Beşiktaş. Abi ben inandım şu an. Yani... Serhan abi bu kostümüyle böyle otorite gibi söyleyince ben şu an ikna şu oldum. Şu an tamam diyorsun. Ama şu da bir gerçek. Geçen sene transfer şampiyonu Fenerbahçe'ydi. Ama işte doğru almelerde doğru futbolcular alındığı olarak bakarsak da Trabzonspor da bence çok iyi transferleri yaptı. Adana Demirspor'u söylemeye gerek yok. Herkesi aldı diyebiliriz. Aykut bir sen bir ben kaldık. İnşallah Murat Başkan biz de transfer ederse bitirmiş olacak transferi. Gerçekten iyi transfer dönemi geçti. Bütün takımlarımız için iyi transfer geçti. Bir de şöyle ayağını yorganına göre uzat transfer dönemiydi bu dönem. O açıdan baktığımızda bence en iyi transferi tabii ki Beşiktaş yaptı ama sahaya baktığımız zaman da daha farklı görecekmişiz gibi gözüküyor. Orta sahası Beşiktaş'ın gerçekten harika. Fenerbahçe'nin orta sahasını söylemeye gerek yok. Adeta etten duvak. Bir Galatasaray'ın orta sahası bu kadar çok kırılgan gözükse bile bence ilerleyen zamanları toplayacağını düşünüyorum. Orta saha rotasyonuna baktığımızda da yine Beşiktaş ağır basıyormuş gibi gözüküyor. Var mı Serhan abine sorun Emre? Serhan abiyle her gün konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz. Biz sürekli beraberiz. Hatta bu transfer döneminde en çok sevinecek, bitmesine en çok sevinenlerden birisi de Emre ile ben. Hatta Ahmet Selim Kul da diyebiliriz. Sercan daha rahat bir transfer dönemi geçirdi diyebiliriz. Evet. Özellikle ben şu isimden kurtuldum. Yani kurtuldum demeyeyim artık da. Yani Getson gelecek. Serhan abi Getson ne oldu abi? Lütfen benim sorum bu. Getson ne oldu abi? Gerçekten güzel. Ne oldu hakikaten? Şimdi Getson transferinde farkı değilsen Aykut, ben seninle bütün yayınlarda da bunu dile getirmiştim. 15 milyon euroyu bastıran Getson Fernandes transferini yapar demiştim hatırlarsan. Doğru. Ve transfer döneminde Getson transferi olmayacak demiştim. Biraz sonra alt yazıdan Getson Galatasaray'da diye alt yazıda geçebilirmiş şimdi. tabii işin şakası Getson Fernandes transferi olmayacak bir transferdi. Çünkü tabii ki kulübü Benfica kulübü Getson'u kendi takımında kullanmak istediğini dile getirdi. Ve istiyorlarsa taksitlerle 15 milyon euro cash para getirirlerse, nakit para getirirlerse de 10 milyon euroya transfer edebilen isteyen takıma vereceklerini dile getirmişti. Tabii ki Beşiktaş'ın da ismi çıktı, Galatasaray'ın da ismi çıktı, diğer takımların da ismi çıktı ama 10 milyon euro nakit parayı getirip koyacak kulüpler şu aşamada olmayacağını düşündüğüm için Getson Fernandes transferi de rafa kalktı ve biz de Getson Fernandes transferinden bir anlamda rahatlamış olduk. Çünkü bizim de üzerimizde çok büyük baskı vardı. Ama biz her defasında bunu dile getiriyorduk. Getson olmayacak, olmayacak diyorduk. Buradan ben sosyal medyadaki arkadaşlara sesleniyorum. Duyumcu, doyumcu ve gerçekten taraftarların duygularıyla oynayan insanlar.